Sevgili dostlar, hepinizi Taksim Meydanı'ndan sevgiyle selamlıyoruz. Taksim Meydanı'ndan başlayacak olan gezimiz sizlerle İstiklal Caddesi'ne doğru devam edecek. Bugün Beyoğlu'nu gezeceğiz. İstiklal Caddesi'ne, Beyoğlu'na geldiğinde ne yapalım acaba diye düşünüyorsak, işte bu çekimlerimiz sizler için çok güzel bir rehber olacak. Biz geldiğimizde ne yapıyoruz? Burada nerelere gidiyoruz? Bunu sizlerle paylaşacağız. İlk notumuzu karşımızdaki hemen meydanın yanı başındaki Taksim Maksimi ile paylaşmak istiyoruz. 1. Mahmut döneminde artık çok fazla büyüyen ve kalabalıklaşan şehrin su ihtiyacına bir çözüm bulmak için son nokta koyulmuş sevgili dostlar. Ve işte su yollarının yapılışı o dönemde oldukça hızlanmış. 1. Mahmut bu Taksim Maksimi'ni inşa ettiriyor ve işte buradan şehre, özellikle de tarihi yarımadaya, yani Sarayburnu'na su gönderiliyor. Ta kemerlerden, su depolarından getirilen sular işte buralardan maksim ediliyor, şehre gönderiliyor, pay ediliyor aslında ve Taksim adı da zaten buradan geliyor sevgili dostlar. İşte bu sekizgen yapı. Üzerinde de 1. Mahmut tuğrası var. İşte bu yapı şehre su kaynağı olan çok önemli bir yapı. Evet, Beyoğlu kalabalık, sabahın erken saatleri olmasına rağmen belediye çalışıyor. Beyoğlu Belediyesi'nin temizlik araçları, gürültüler. Bugün biraz gürültülü bir yayın olabilir. Çünkü biz bugün Beyoğlu'ndayız. İstiklal Caddesi, Mis Sokağa geldik sevgili dostlar. Ve Mis Sokak'ta nereye gideceğiz? İnci Profiterol. İnci Pastanesi, daha önce geldiniz mi? Hiç bilmiyorum. Ama gelmeniz gerektiğini kesinlikle biliyorum. Aslında burası şehrin en önemli pastanelerinden biri. Onlarca taklidi var, farklı isimlerle anılan benzerleri olduğunu biliyoruz. Fakat İnci Profiterol sadece burada ve kendine has güzelliğiyle İstanbullulara yıllardır profiterol yediriyor. Hatta profiterolün ilk yapıldığı, neredeyse Türkiye'de burada bu coğrafyada ilk icat edildiği yer olarak biliniyor. Pastanenin kuruluş tarihi 1944. O tarihten bugüne profiterol yapılıyor burada. Bakın, biz de Mis Sokağın mis gibi binaları eşliğinde yürümeye devam ediyoruz. İnci Pastanesi'nin kurucusu Lukas Zigoridis isimli bir vatandaş. Kendini profiterolün ana babası olarak tabir etmiş. Aslında bu gibi yerlerde bir şeyler yemek değil, oradaki bu kültürü, İstanbul'a has bu lezzetlerin devamını sağlamak çok önemli. İşte İnci Profiterol'de, yani İnci Pastanesi de Beyoğlu'na geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri. Şimdi sabahın çok erken saati haliyle, evet, işte Beyoğlu'nda en önemli durağınız burası olsun sevgili dostlar. Şimdi sabah saati sakin, fakat buranın daha dışarılarda profiterol yediğimiz günlerinde biliyoruz. İşte mutlaka uğramanız gereken bir yer. İçerideki kokuyu size anlatmam zor. Bakın, özellikle vurgulanmış, İnci Pastanesi, başka yerde şubemiz yoktur diyor. Bu gibi yapılar, bu gibi lezzet durakları şehrin en önemli kimliğidir. Sadece karın doyurmazsınız, buralarda ruhunuzu da doyurursunuz. İstiklal Caddesi'nin birbirinden güzel yapıları göz kamaştırıyor sevgili dostlar. Bu güzel yapıları seyrederken caddenin tarihine kısaca bir göz atmak isteriz.
Bizans zamanında daha çok Latin toplulukları barındırırmış bu bölge sevgili dostlar. Özellikle caddenin öne çıkması bir dönem yaşanan veba salgınına denk gelmiş. Salgınından kaçmak isteyen Fransızlar bu sakin bölgeye akın etmişler ve buraya yerleşmişler. Doğal olarak bir süre sonra hem mimari, hem ticari, hem de sosyal olarak gelişmiş ve Fransız etkisinde kalmış. İşte bu güzel cadde. Yaygınlaşan Fransız etkisi kendini göstermiş elbette. Bunu yapılarda, mimari tarzda çok net görebiliyoruz. İstiklal Caddesi deyince aklımıza gelen en önemli yerlerden biri hiç şüphesiz Çiçek Pasajı'dır. Bu pasajın olduğu yerde ünlü Naum Tiyatrosu yer alırmış sevgili dostlar. Naum Tiyatrosu, Tanzimat döneminde Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz'in tiyatro seyretmek için geldiği, hatta birçok oyunun, eserin Avrupa'dan önce sergilendiği çok önemli bir tiyatroymuş. İtalyan operaları Avrupa'daki kültür merkezlerinden önce burada sergilenirmiş. 1870 yılında gerçekleşen Büyük Beyoğlu yangınında bu binanın tamamı yanmış. Galata bankerleri adıyla tanınan Rum banker Hristaki Zagrafos Efendi, yanan bu Naum Tiyatrosu'nun alanını, bu araziyi satın almış. Bu arsa üzerine İtalyan mimar Zanno'ya bir proje çizdirerek yeni bir bina yaptırmış. İşte bu binanın hikayesi de tam o zaman başlamış. Evet, geri geliyor, vuracak. Videoda böyle hatıralarda yer alacak tabii elbette. Sevgili dostlar, ve işte Çiçek Pasajı. Çiçek Pasajı aslında tamamen Fransız etkisiyle yapılmış. Gelin bu yapıyı birlikte bir görelim. Pasajın içini gezdiğimizde mimari özelliğinden bahsederken ne söylemek istediğimiz daha net çıkacak ortaya. Evet, müzik de çalıyor. Müzik eşliğinde geziyoruz. Henüz sabah saatleri, tabii her yer kapalı. Aydın Boysan hep burada demlenirmiş. Fotoğrafını da koymuşlar. Çınar Restoran'da da Leylim Ley çalıyor. Şimdi şöyle bir görelim ve mimarisini konuşmaya devam edelim. O dönem Fransız etkisi çok güçlüymüş dedik mimari tarzı olarak. Paris tarzında düzenlenmiş 24 dükkan ve üzerinde 18 lüks daire şeklinde planlanmış bu pasaj sevgili dostlar. Bakın, dükkanlar ve hemen üstünde 18 tane lüks daire. Tabii şimdi bunların hiçbiri konut olarak kullanılmıyor. Burada gördüğünüz fotoğraflar da Çiçek Pasajı'nın o dönemlerde en önemli esnaflarıdır. Esnaflarının fotoğrafları asılmış ve hatırlanmış. Çok güzel sevgili dostlar. Binanın mülkiyeti 1908 yılında Sadrazam Sait Paşa'ya geçmiş. Bina o dönemden itibaren Sait Paşa Geçidi adını almış. Zaten burası bir geçit şeklinde sevgili dostlar, balık pazarına doğru açılır. 1940 mütareke yıllarında ise pasajdaki küçük dükkanlara çiçekçiler yerleşmeye başlamış. Ekim devriminden kaçan beyaz Rus kadınları, baronesler ve düşesler de burada çiçek satmaya başlamışlar. Evet sevgili dostlar. Pasaj zamanla çiçek mezat yeri olarak kullanılmaya da başlanınca Beyoğlu'ndaki çiçekçiler pasaja toplanmaya başlamış ve pasajın adı Çiçekçiler Pasajı'na dönüşmüş. Şimdiki hali 1940'lı yıllardan itibaren oluşmaya başlamış. Artık daha çok gece yemek yenilen yerler şeklinde şu anda Çiçek Pasajı. Beyoğlu'nun en süslü binasıdır Çiçek Pasajı. Mutlaka gelip bir göz atın, bir görün bu güzelliği.
Bugün şansımıza sabah erken saati olmasına rağmen müzik de var. Sizi rahatsız ettiyse kusura bakmayınız. Ne yazmışlar? Beyoğlu Galatasaray'dır. Galatasaray Beyoğlu'dur demiş. Ve balık pazarına açılan kapının üstünde de yeniden bekleriz demiş. Geliriz. Gezmeye geliriz. Vitrayları da keyifle seyrederiz. Şimdi bu kapı bizi balık pazarına götürecek. Ve balık pazarında da çok güzel bir yere gideceğiz. Çiçek pasajından çıktık. Balık pazarına geldik sevgili dostlar. Balık pazarı İstanbul'un en önemli balık pazarlarından biridir. Beyoğlu'ndaki bu güzel pazar. Fakat bir balık pazarı olmasının ötesinde Nevizade ve Çiçek pasajına açılan tarihi bir kapıdır. Çok önemli bir yerdir bu balık pazarı ve Avrupa pasajı. Süslü, renkli bir pasaj. Gerçekten bu ortam size Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nin gerçek rengini sunacak. Ve biz şimdi balık pazarının en eski dükkanlarından birine gidiyoruz. Aslında bir tarih sayfasını aralayacağız sizlerle. Bu kıymetlerin, bu güzelliklerin değerini bilmek gerektiğini her zaman vurguluyoruz. Şimdi sizlerle bu güzel yere doğru gideceğiz. Bakın kiliselerin kapıları açık. İstanbul'u çok renkli, çok sesli güzelliğini her zaman bizlerle paylaşıyor. Hemen sola döndük ve işte hedefimizi belirledik. Balık pazarının göz bebeği 3 yıldız şekerlemeciye geldik sevgili dostlar. Evet, burası 1926 yılında Ahmet Fikri Dörtler ve iki arkadaşının ortak kurduğu bir şekerci hikayesi. Şu anda dükkan Feridun Dörtler ve oğlu tarafından işletiliyor. Gelin bu güzel dükkanı hep birlikte bir görelim, hep birlikte bir seyredelim. Sevgili dostlar, İstiklal Caddesi'nin en güzel mekanlarından biri olan 3 Yıldız Şekerleme'ye geldik. Balık pazarından nasıl geleceğinizi, buraya nasıl bulacağınızı ben çok güzel tarif ettim. Umuyorum yolu bulacaksınız ve bu güzel tatlıların lezzetine doyamayacaksınız. Bugün bizi Feridun Bey, Altuğ Bey ve burada görevli arkadaşımız karşıladı. Çok güzel bir yer burası. Lokumlar, badem ezmeleri. Altuğ Bey bizi anlatmak ister misiniz? Tabii ki. 1926'dan beri buradayız. Ben üçüncü kuşağım. Babam ikinci kuşak malum. Ve o günden beri hala geleneksel şekerlerimizi ve tatlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii ki gün içinde günün lezzetlerine göre şeker oranlarını düşürdük bazı ürünlerin. Ve geleneksellerin yanında da daha farklı reçel türleri ve yeni nesil lokumlar ürettik bu pandemi döneminde. Bu sağda gördükleriniz, yani solda gördükleriniz klasikler, fıstıklı, naneli ve güllü lokum. Bunlar da yeni nesil lokumlar. Kadayıf dışı, evet, orada? Kızarmış tel kadayıf kaplı portakallı lokum ve içi gül yapraklı güllü lokum. Bu da şekeri azaltılmış badem ezmemiz ve fıstık ezmemiz. Tadına çok baktık, teşekkürler. Evet, inşallah onlar da gelirler, tadına bakarlar. Mutlaka. Bir de geleneksel reçellerin yanında bu pandemi döneminde şeker ilavesiz reçeller yaptık. Tamamen doğal, organik elma suyuyla yaptığımız reçeller. Elma suyu ve meyveyle pişirdik bu reçelleri. Bunlar diyabetik değil ama glisemik değerleri normal reçellere göre daha düşük ve çeşitleri arttırdık. Ve bütün bu ürünleri de web sayfamızdan misafirlerimiz, müşterilerimiz alabilirler. www.3yildizsekerleme.com. Bir de bayram. Ha bir de evet, evet. Hani ne alsam diye kararsız olan müşterilerimiz için karışık bir bayram kutusu hazırlıyoruz. Şu anda hazırlık aşamasında bir kutu badem ezmesi olacak. Bir kutu karışık geleneksel lokum ve bir kutu da yeni nesil lokumla birlikte karışık çikolatin, yeşil fıstık draje, beyaz badem draje ve fındık draje, jöleler,
Çok karışık güzel, kağıtlı güzel, şeker ve portakal kabuğu çikolata kaplı olarak. Bunların hepsini sunum halinde herhalde bir haftaya kadar internet sayfamızdan satışa sunacağız. Instagram'dan da duyuracağız tabii ki. Çok güzel, çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bu bakır kaplar hakkında da bilgi alabilir miyim? Tabii konuşmuştuk ki, daha önce. Evet, bunlar da 200 senelik, çok eski ve Osmanlı dönemine ait bakır kaplar. İçlerinde reçeller var. Bizim kendi yaptığımız ev usulü reçeller. Eğer müşterilerimiz boş kavanoz getirirse buradan reçel dolduruyoruz. Gül, portakal, ayva, kayısı marmelat, vişne ve çilek var ve hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen limon suyu. Evde robottan geçirilmiş limonu düşünün. Şeker ve meyve var. Hatta bu bakır kapların üstünde yapan ustaların kendi o döneme ait isimleri de yazıyor. Şu anda gözlüklerim yok, göremiyorum fakat... Evet, yazıyor. Gözlüklerimiz yok. Ben de ve 1991 yılında da Fransızlar İstanbul'da Yaşama Sanatı adlı bir kitapta da bizim bakır kaplarımızdan bahsetmişti. İki sayfa ayırdılar. Daha sonra da wallpaper İngiltere'den İstanbul'a gelinirse alınması gereken 5 arasında bizden gül reçelini tavsiye ediyordu. O zamanlar öyle bir dönemdi. Çok güzel. Bu dönemlerin... İnşallah tekrarı olacak. Evet, bu dönemlerin sürmesini çok istiyoruz. Evet. Biz tur rehberinde bu duyuruları, sizin gibi güzel kıymetleri dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Belki. İstiyorum ki Beyoğlu'na gelen herkes buraya uğrasın. 5 tane çikolata bile alabilirsiniz sevgili dostlar. Burası öyle bir dükkan. Bir sohbet edersiniz, bir badem ezmesi yersiniz. Sadece ticaret, alışveriş gibi bakılmayan bu dükkanları. Aynen, ben yıllar önce öyle geldim ve burayı keşfettim. Zaten öyle olmayan yere bir daha gitmiyorsunuz. Baş köşede de atamızın fotoğrafı var. Çok güzel bir yer burası. Mutlaka gelin. Ve ben nasıl üçüncü kuşaksam, üçüncü kuşak müşterilerimiz de var. Hayır. Yani onların dedesi dedemi tanıyor, babaları anneleri babamı tanıyor, annemi tanıyormuş ve şu an işte biz tanışıyoruz. Ve bunun gibi de kuşaktan kuşağa da devam eden bir müşteri ve dükkan sahibi ilişkisi var. İşte İstanbul'u koklamanın en güzel yeri bu dükkanlar. Evet. Her yolunuz düştüğünde gelin, bitti artık pandemi. Ben bile buralara geldim, bu kalabalığa girdim. Siz de gelin, bu güzelliği görün sevgili dostlar. Ben sadece sizi davet edebilirim. Gidenlerin de bana yorum yapmasını istiyorum. Bakalım takip edeceğiz ne kadar gelen oldu. Hepimiz bu değerlerin farkına varırsak nesilden nesile. Benim çocuğum, benim torunum da burayı öğrenecek, gelecek. Ama fark edersek. Bu yaptıklarımız bu toprakların ürünleri. Yani dışarıdan gelen şeyler değil. Klasik akide şekeri, lokum, reçel, badem ezmesi. Bizlerin her zaman geleneksel tatları, kültürümüz. Dolayısıyla hani biz olsak da olmasak da ama bu tatlar, bu lezzetler muhakkak ki devam edecektir. Etmelidir de. Etmelidir de. Elit çikolataları görüyorum zaten. Onun gayreti içindeyiz. Çok takdir ediyorum. Altuğ Bey, tanıştığıma da aynı çok şekilde, memnun oldum aynı bugün. Aynı şekilde. Bundan sonra daha sık yolumuzu düşüneceğiz. Umarım, bekliyoruz. Bu çocukluğumuzu hatırlatan bu sarı kapaklı şekerler. Gözümü alamıyorum sevgili dostlar. Ve bakın eski tartılar ve buradan aldığınız paketleri o bildiğimiz usul bağlıyorlar. O da çok keyiflidir. Daha önce eve alıp götürdüğümde günlerce o öyle dururdu. Salonda bekletirdim, hiç unutmuyorum. Çok güzel, çok memnun oldum. Aynı şekilde bekliyoruz. Çok keyif aldım. Sağ olun. İyi ki var, iyi ki varsınız evet, böyle yerler. Pandemi de bitti artık, daha sık bekliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz, rica çok ederim. Sevgiler. Rica ederim. Hepinize bu güzel dükkandan 3 yıldız şekerlemeden sevgiler sevgili dostlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İstiklal Caddesi'nin en önemli eğitim kurumlarından birinin önündeyiz, Galatasaray Lisesi. Tanzimat döneminde eğitim alanında gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda 1868'de kurulan lise, gerçekten eğitime, yetiştirdiği insanların özellikleriyle topluma yön vermiş liselerden biri. Şimdi gelin Galatasaray Lisesi'nin bu güzel yapısını yakından izleyelim. Gerçekten meydana da adını vermiştir bildiğiniz gibi. Burası İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Meydanı olarak geçer.
Bu lisenin olduğu yerde sevgili dostlar, çok eski dönemlerde Kapıkulu askerlerinin ve Yeniçerilerin yetiştirildiği Acemi Oğlanlar Kışlası varmış. Yani bir çeşit askeri liseymiş burası. O dönem tüm dünyada bir Fransız etkisi hüküm sürmüş ve bu etkiden kaçamayan bu bölgede bu okulu kuruyor ve eğitim Fransızca olarak devam ediyor. O günden bugüne Fransızca eğitim verir Galatasaray Lisesi. Ve oldukça yüksek puana girilen bir lise olduğu notunu da ekleyelim. Galatasaray Lisesi'nin hemen karşısında ise Galatasaray Postanesi var sevgili dostlar. 1875 yılında Ermeni mimar Theodor Sivacian tarafından inşa edilen yapı, bir dönem İngiliz ve Alman telgraf şirketleri tarafından kullanılmış. Hemen yanındaki yapı da çok güzel. Galatasaray Postanesi bugün açık, ziyaret edebilirsiniz. Dış cephesi mermerden olan bu bina 1907'de Postane Telgraf Nezareti tarafından satın alınmış. Gerçekten çok güzel bir yapı sevgili dostlar. İstanbul Radyosu, BBC ve Alman radyoları da bir dönem buradan yayın yapmış. 1977'de maalesef binanın tamamına yakını yanıyor ve daha sonra onarılan bina 1988'den sonra bir dönemde müzeye dönüştürülüyor sevgili dostlar. Ve Hattı Bala, İstiklal'den geçenler, İstiklal'de kalanlar diye bir fotoğraf sergisi var Galatasaray Lisesi'nin önünde. O Osmanlı döneminde Cadde-i Kebir denilen büyük cadde çok güzel bizlere gösteriliyor. İstiklal Caddesi'ne, Beyoğlu'na takım elbiseyle, kravatla, şapkalarla çıkılan o özenli yıllar, o güzel yıllar. Bakın yazılmış. Beyoğlu salonlarındaki büyük şenliklerden bahsetmiş. Bu şenlikler yüksek sosyete hanımlarına elbiselerinin zenginliğiyle sergiledikleri pahalı mücevherleriyle konuklarının gözlerini kamaştırırdı demiş Said Naum Duhani. Naum Tiyatrosu'ndan bahsettik biliyorsunuz. Çiçek Pasajı'nın olduğu yer. Bu soyadı benzerliği de dikkat çekici. Bakın Murat Belge'nin çok da önemli bir notu var İstiklal Caddesi ile ilgili. Modern hayatımızın birçok ilki Türkiye'ye buradan geldi ve buradan yayıldı diyor. Örneğin ilk kuru temizlemeci, ilk Havana proları, ilk kafe, şantan hep buralardan başlamış. Bir medenileşme, bir batılılaşma hareketi olmuş ve onun neticesinde İstiklal Caddesi de her dönem çok gözde bir yer olmuş sevgili dostlar. Ve Galatasaray Meydanı'nda, nedense Galatasaray derken bir hızlı söylenir değil mi Galatasaray diye sevgili dostlar. Ben de o hatayı yaptım şimdi. Hemen karşıda Galatasaray Meydanı'nda bir de heykel yer alır. İşte bu heykel Sadi Çalık'a aittir sevgili dostlar. 1973'te Cumhuriyet'in 50. yaşında yapılmış olan bu eser çelik borulardan oluşur ve bu çelik borular dinamizmi temsil eder. Arkasındaki büyük binada Yapı Kredi Kültür Merkezi'dir. İçinde çok da güzel bir müze vardır. Yapı Kredi Müzesi ve büyük bir kitapçı var. Yolunuz düşerse İstiklal Caddesi'nde bu güzel yere mutlaka uğrayın. Ve evet, Asmalı Mescid'e inen yol ve bu güzellikler. İstiklal Caddesi'nde bir dönem akasya ağaçları vardı. Hatırlar mısınız sevgili dostlar? Sağlı sollu o güzellikler. Şimdi o günleri hatırladım. Yenilenen ve bazı bakım çalışmaları yapılan İstiklal Caddesi'nde artık böyle ağaçlar var. Altında da banklar var. Bir anda o akasyaları hatırladım. Elbette akasya ağaçları gibi güzel mi? Değil. Ama yine yeşillik olunca etraf çok daha güzel görünüyor sevgili dostlar. Çok daha anlamlı görünüyor. Yeşili gördüğümüz her yerde memnun oluyoruz.
Beyoğlu'na geldiğinizde, yolunuz İstiklal'e çıktığında mutlaka uğramanız gereken yerleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Biz Olivia geçidindeyiz sevgili dostlar. Olivia geçidinde Manda Batmaz Türk kahvesine doğru ilerliyoruz. Evet, Manda Batmaz. Kahveye nasıl manda batmaz acaba? Bu güzel kahve dükkanı 1967'de kurulmuş sevgili dostlar. O zamandan bugüne şöyle söylerlermiş. Burada pişen kahve öyle efsunlu bir kahve ki, öyle yoğun bir köpüğü var ki üzerinde manda batmaz derlermiş. Bakın hemen Olivia Han'ın 1900 yılında yapılmış, ne de güzel. Yanında bu güzel kahveci, önünde küçük masaları, yıllar var ki buraya gelir, bir kahvemizi içeriz. Manda Batmaz Kahvesi İstiklal Caddesi'ne uğradığınızda mutlaka gelmeniz gereken yerlerden biridir. Kolay gelsin. Sevgili tur rehberin dostları, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varmış. Manda Batmaz'da kahveyi birlikte içtiğimizi farz edin. Yolunuz İstiklal Caddesi'ne düştüğünde bu güzel yeri mutlaka ziyaret edin, bir kahve için. Manda Batmaz kahveciden çıktığımızda hemen karşımıza Mısır Apartmanı çıkar sevgili dostlar. 1910 yılında yapılan Mısır Apartmanı da İstiklal Caddesi'nin sembol binalarından biridir. Bu bina ile ilgili yayınlarımızı diğer videolarımızdan görmeniz mümkün. Mısır Apartmanı'nda artık Mehmet Akif Ersoy'un Hatıra Evi de var. Ziyarete açık, Kültür Bakanlığı tarafından yapıldı ve hizmete açıldı bu ana evi diyelim. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy hayatının son anlarını İşte Mısır Apartmanı'nda yaşamıştır. Yolunuz düştüğünde mutlaka uğrayın. İstiklal Caddesi'nin en simge yapılarından biri de Saint Antoine Kilisesi'dir sevgili dostlar. Günün her vakti kalabalıktır bu bölge. Turistler ziyaret ederler, akın akın. Bu kilisenin yapısı kadar kilisenin yanındaki bu apartmanlar da bizim dikkatimizi çeker. Avluya girdiğinizde bu apartmanların kiliseye ait olduğunu, hatta onların lojmanı olduğunu düşünebilirsiniz. Zira o izlenim vardır. Fakat durum hiç de böyle değildir. Bu Saint Antoine apartmanları ismiyle geçen yapılar Kilise Vakfı'na ait, ona fon olması için yapılmış. Fakat bağımsız bir yapıdır. Yani halk oturur aslında bu yapılarda. Fakat daha çok İtalyan vatandaşların olduğunu biliyoruz. Ya da ülkemize gelen İtalyanların bir çeşit lojmanı gibi. Aslında resmi olarak lojman değil ama görevliler, birinin görev süresi dolunca gitmeden diğeri gelip otururmuş. Bu evleri de daha çok onların kullandığını biliyoruz. İki ayrı apartmandır bu yapılar. İstanbul'un simge yapılarından biridir. Ve arasındaki bu balkonla iki bina birbirine bağlanır. İstiklal Caddesi üzerinde birbirinden güzel, birbirinden detaylı mimariye sahip pasaj görmeniz mümkün. Bunlardan en dikkat çeken sade pasajlardan biri Suriye Pasajı sevgili dostlar. Bu pasajda dikkatimizi çeken katlar arasında geçiş olması ve bakın her birinin içinden geçmek mümkün. Gelin gezmeye devam edelim. Çiçek Pasajı'ndan bir fotoğraf paylaşmışlar. Güzel, güzel.
Merdivenlerdeki detaylar gerçekten göz kamaştırıyor. Pasajlardan çıkarken kapılar sizi bambaşka bir dünyaya götürecek hissi geliyor. Gerçekten çok güzel detaylar var. Bu bölgeye geldiğinizde İstiklal Caddesi bir gün, Asmalı Mescid, Pera, Cihangir, Çukurcuma bir başka gün, Karaköy bir başka gün, Galata Kulesi ve çevresi bir başka gün. Sevgili dostlar, burayı bir güne bitirmek, bir günde gezip bitirmek mümkün değil. Sadece İstiklal Caddesi ve üzerindeki pasajlar, apartmanlar bile sabahtan akşama sizi mest etmeye yetecek. Bakalım nereye gidelim? Narmanlı Hanım'a gidelim. Markiz Pastanesi'ne mi gidelim? Markiz Pastanesi dönemin en güzel pastanelerinden biri. Bir de Lebon Pastanesi vardı İstiklal Caddesi'nde. İşte bu markiz bir ara yenilenecekti. Belediye önünü kapattı, yeniden kazandırıyoruz dediler ama hiç ses çıkmadı. İçindeki duvar resimleriyle dikkat çeker Markiz Pastanesi. Maalesef kapısı artık kilitli. Bilmiyorum buradan size gösterebilecek miyim Markiz'in duvarındaki süsleri. İstanbul simidi. Bu yollardan aşağıya mutlaka inin. İnin sevgili dostlar. Harika yerler göreceksiniz. Asmalı Mescid'e iner bu yolda. Ve evet, şanslıysanız yürüyüşte sizi bu güzellik karşılar. Şimdi gelin tramvayın hikayesini, bu kırmızı tramvayların hikayesini bir de benden dinleyin. Kırmızı tramvaylar Beyoğlu'nun en önemli simgelerinden biri. Bu tramvayların ilk olarak atlı olduğunu biliyor muydunuz sevgili dostlar? Hizmete başladıkları ilk yılların 1869'lu yıllar olduğu tahmin ediliyor. Elektrikli tramvay hizmetine çok sonraları geçilmiş. Atların çektiği bu tramvaylar uzun süre bu yokuşlarda, özellikle Karaköy'den yukarı çıkarken oldukça zorlu yolculuklara sebep olmuş. Bir dönem durduruldu bu tramvay hizmetleri yıllar önce. 1990 senesinin sonuna doğru tramvay hizmeti tekrar başladı. Taksim tünel hattı arasında çift yönlü olarak hizmet veriyor tramvaylar. Biz tünele doğru gelmişken aklımıza Dingo'nun ahırı geldi. Aslında aklımıza gelmedi tabii, bunu konuşmayı planladık sevgili dostlar. Turrehberin.com sitemizdeki İstiklal Caddesi yazımızda da göreceğiniz bu detayı burada da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dingo'nun ahırının burada olduğunu biliyor muydunuz? Hani bir yere herkes gelip gidiyorsa, sormadan, pervasızca gelip gidiyorsa ne diyoruz? Burası Dingo'nun ahırı mı diyoruz? İşte Dingo'nun ahırı burada. Tramvaylar hizmete başladığında bahsettiğimiz gibi atların çektiği bir hizmetle yolcu taşıyormuş ve ta Karaköy'den aşağıdan yukarıya yüksek kaldırım özellikle çok dik olduğu için atlar çok yoruluyormuş ve yolda atların dinlenmesi için, dinlenmiş yeni atların arabalara sürülmesi için hazırlanmış bir de ahır varmış. Bu ahırın sahibi de Ermeni asıllı Dingo'ymuş. Rivayet bu ya, bu Dingo isimli vatandaş yemeği, içmeyi, gezmeyi çok sever. Biraz da işinin başında durmaz. Keyfine düşkün hareketler sergilermiş. Böylece ahırı bakımsız, işinin başında durmadığı için ilgisiz kalmış.
kim kime dumduma, her gelenin gidip geldiği bir yer haline gelmiş Dingo'nun ahırı. İşte dilimize yerleşen bu Dingo'nun ahırı sözü de buradan gelir sevgili dostlar. Ne güzel, gezdikçe öğreniyoruz. Öğrendikçe daha çok gezmek istiyoruz. Bu ikisi birbirine çok bağlı ve çok keyifli. Biz şu anda tüneldeyiz. Tünele gelmişken önce karşıdaki bu güzel yapıları bir inceleyelim. İşte burası solda gördüğümüz ve bacanın altındaki bina, tünelin teknik yönetim merkezi. Bütün bakımlar, teknik donanımların merkezi işte bu bina ve gerçekten yanındaki binalarda göz alıyor. Bilmiyorum görüyor musunuz ama binanın üzerinde 1883 ve sağdakinde 1885 diye yapım yılları nakşedilmiş sevgili dostlar. Gerçekten göz alıcı. Gerçekten çok güzel. İşte tünel böyle güzel bir bölgeye açılıyor. Bölgeye gelen Fransızların yoğunluğu elbette dikkat çekici. Fakat Müslüman halkın buraya yerleşmesinin en önemli nedenlerinden biri de önünde bulunduğumuz Galata Mevlevihanesi sevgili dostlar. Burası İskender Paşa'nın Galata Mevlevihanesi'ni inşa ettirmesiyle tamamen çehre değiştirmiş. Bu da 1491 senesine denk gelir. Mevlevihanenin arazisini 2. Bayezid hediye etmiş. Mevlevihane inşaatıyla aynı dönemde Asmalı Mescit sokağına ismini veren mescit de yapılmış. Böylece Müslüman halk işte bu bölgeye yerleşmeye başlamış. Galata Mevlevihanesi bölgedeki en önemli Mevlevihanelerden biridir ve Yenikapı Mevlevihanesi'nden sonra ikinci önemli ibadet, inanç merkezidir. O kalabalıktan içeri girdiğinizde böyle sessiz, sakin bir bahçe karşılar sizi. Mevlevihane'yi ziyaret etmek istediğinizde müze kartla da giriş yapabiliyorsunuz. Bu detayı da gözden kaçırmayın. Zaten İstanbul'da mutlaka bir müze kart edinin ve gönlünüze göre gelin gezin. Galata Mevlevihanesi'nden çıktığınızda yol sizi Karaköy'e bağlayan Arnavut kaldırımlı bu güzel sokağa çıkaracak. Mevlevihane gerçekten görmeye değer. Detaylı bilgileri hem YouTube kanalımızda hem web sitemizde bulabileceğinizi aktarmak istiyorum. İstiklal Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları, yol çok kalabalık bu arada sevgili dostlar. Konuşurken sekteye uğruyorsam lütfen kusura bakmayın. Bunu da belirteyim. Bu altyapı çalışmalarının çok önemli bir bölümü Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış. Zemine taş döşenmiş ilk bunlar o dönem için sevgili dostlar. Elektrik şebekesi ve kanalizasyon sistemi kurulmuş. O dönemler için gerçekten önemliymiş ve bölgeyi daha fazla dikkat çekici hale getirmiş. Caddedeki hızlı nüfus artışı ve nüfusun yoğunluğunun ulaşımının sağlanması da gerekiyormuş. İşte zaten tünel de bu şekilde ortaya çıkmış. Tünel dünyanın en önemli ikinci metrosu, en eski metrosu olarak biliniyor. Biri Londra'da, tünel de bir füniküler hat aslında. Fakat dünyada bilinen eski ulaşım araçlarından biridir. Gördüğünüz meydanı Karaköy'e bağlar. Şu an için oldukça yakın bir mesafe. Buradan aşağıya inmek için tünel mi kullanalım, vesait mi kullanalım denebilir. Ama yapıldığı dönemi göz önüne aldığımızda oldukça yokuş, oldukça zorlu bir parkur ve insanların evleri yukarıda Beyoğlu'nda. İş yerleri Karaköy'de, aşağıda ticaret merkezi biliyorsunuz Karaköy. O yüzden de bu tünel hattı gerçekten çok işe yaramış. İşte buradan bindiğinizde hop 7 saniyede 10 saniyede çok kısa bir sürede Karaköy'desiniz sevgili dostlar.
İstanbul kartı basıyoruz ve tünelle aşağıya iniyoruz. Tabii tünel bölgenin adı Finiküler Hat'la. Dünyanın evet en eski ikinci metrosu. Bir Fransız mühendisin düşüncesi bu tabii ki girişimi. Dönemin ticaret ve bankacılık merkezi olan Galata ile sosyal hayat işte sosyal kalp de Beyoğlu o zaman sevgili dostlar. Ve buranın çalışmalarına 30 Haziran 1871'de başlanıyor. Çok güzel. Hatta ilk yapım maliyeti 180 bin Osmanlı lirası oluyor. Tünelin ve tesislerin enerjisi 150 beygir gücünde iki buhar makinesiyle sağlanıyor. Tünel sefere başladığında iki tarafı açık olan vagonlar elektrik olmadığı için gaz lambalarıyla aydınlatılmış. Gerçekten çok önemli bir hat. İstanbulluların vazgeçilmezidir. Hala çok kullanılır. Siz de yolunuz düştüğünde mutlaka uğrayın. 16 metre boyundaki bu iki vagon var. Bir seferde 170 kişiyi taşıyabiliyor. Evet. Ve tünelle Karaköy'den Beyoğlu'na İstiklal Caddesi'ne geldiniz. İşte karşınızda bu güzel yapılar. Beyoğlu Belediye Başkanlığı hemen karşımızdaki binada. Enfes değil mi sevgili dostlar? Tünel binasının üstünde o yıllara ait İETT'nin eski otobüsleri, tramvay, tünelin bütün detaylarını görebileceğiniz bir de fotoğraf seçkisi hazırlanmış. Çok güzel. Beyoğlu'nun önemli yapılarından biri olan Narmanlı Han'dayız. Bu güzel yapı çok uzun yıllar atıl durumdaydı. Hatırlayanlarınız vardır, mutlaka vardır. Eski İstanbullu dostlarımız bilir. Hatta avlusundaki kedileriyle tanınırdı. Eski, bakımsız, yıkık döküktü ama çok güzel bir ruhu vardı. Her yolumuz düştüğünde gelirdik. Şimdi ismini bilmediğimiz diyorum çünkü bize ait olmayan bir sürü kahve dükkanının mekanı olmuş. Buna rağmen Narmanlı Han, İstiklal Caddesi numara 180, buraya geldiğimizde görüntülemeden edemeyeceğimiz bir yerdir. ...1831 yılında inşa edilmiş, 1880 yılına dek Rusya Büyükelçiliği, sonra 1914'e dek Rus hapishanesi olarak kullanılmış. Bu yapının önemli bir özelliği Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın burada yaşamış olmalarıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir eseri vardır, okudunuz mu bilmiyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bakın çok da güzel bir şiiri vardır. Buna çok uyar. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Kökü bende bir sarmaşık. Olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık. Ortasında yüzmekteyim. Evet, şiir, edebiyat hayatımızın vazgeçilmez bir parçası sevgili dostlar. Daha sonra burası Narmanlı ailesinin mülkü oluyor sevgili dostlar. O hikayelerden, yaşanmışlıklardan sonra ve işte uzun süre terk edildikten sonra bugün artık böyle bir yer. Acaba Bedri Rahmi Eyüboğlu veya Ahmet Hamdi Tanpınar bugününü görseydi beğenirler miydi? Ne derlerdi?
Sevgili dostlar, İstiklal Caddesi, Beyoğlu gezmekle bitmez. Biz bugün sizlerle çok güzel bir gezi yaptık. Çok güzel yerler gördük. İstanbul'a geldiğinizde, İstiklal Caddesi'ne yolunuz düştüğünde uğramadan dönmemeniz gereken yerleri sizlere kısaca bir göstermek istedik. Aslında bir özet geçtik. Elbette İstiklal Caddesi, Beyoğlu detaylarıyla o kadar büyük, o kadar geniş bir alan ki gezmekle bitmez. Evet, bu da artık Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen yapılardan biri. 122 senelik bir yapı. Bitince hep beraber gezeceğiz. Bakın, bitiriş videosunu çekerken bile bitiremiyoruz. Bitmiyor, o kadar güzel ki. O da anlamıyor, ne oluyor? Bu videoda yayınlanan yerlere mutlaka gelin. Mutlaka gezin. Bir havasını, bir kokusunu hissedin. Hiç pişman olmayacaksınız sevgili dostlar. İstanbul'u sevmezse gönül, aşkı ne anlar dememiz işte hep bundandır. Her köşesi ayrı bir cennet. Bakın, Asmalı Mescid Caddesi. Sol tarafa inin, Asmalı Mescid'e doğru gidin. Doyasıya gezin İstanbul'u. Bir simit alın, yiyerek. Hani öyle çok büyük paralar harcamanıza gerek yok. Gerçekten gerek yok. Minicik bütçelerle, sadece bir akbille İstanbul'u baştan başa gezmeniz mümkün. Gelin İstanbul bizim. Bırakmayalım, sahip çıkalım, çok sevelim ve gezelim, keşfedelim, paylaşalım sevgili dostlar. Hepinize İstiklal Caddesi'nden sevgiler sunuyoruz. Esen kalın.